Merhabalar, bugün Scratch 3.0 ile su döngüsünün animasyonunu yapacağız. Bunun için Scratch'a daha önce üye olmuştuk. Şuradan girişimizi yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra oluştur sekmesine bir kere tıklıyoruz. Fan penceredeki bu koklayı siliyoruz. Şimdi bize önce bir arka plan sahne lazım. Bunun için sahne bölümünden fırçayı çizim aracına tıklıyoruz. Buraya öncelikle şu çerçeveyi kaldıralım ve bir mavi bir deniz çizelim. Hemen şöyle biraz daha koyu olabilir. Evet. Şu kareyi alıyorum, seçiyorum. Şuraya hemen denizimi çizdim. Sonra şuradan bir kere tıklıyoruz. Ok işaretine bir kere tıklıyoruz. Rengimizi değiştirelim. Ve kara parçası çizeceğiz şimdi buraya. Böyle koyu bir yeşil olabilir. Yine kareyi seçtim. Buraya da kara parçasını çizelim şöyle. Şimdi silgi yardımıyla buna bir şekil verelim. Şöyle biraz bayır aşağı olsun. Evet, böyle bir kara parçamız var. Şuraları da temizleyelim. Tamamdır. Şimdi ok işaretini tekrar seçtim ve bunu denizin üzerine yerleştirelim. İstersek şuradan biraz daha büyütebiliriz. Şöyle iyi gibi. Şimdi bunun üzerine ağaçlarımızı çizeceğiz. Ağacın rengini biraz daha açabiliriz. Bunun için fırçayı kullanacağım. Taşı boş alana çizelim. Şimdi dolgu için şunu tıklıyoruz. Fırçanın altındaki aracı bunu dolduruyoruz içine. Şöyle fırçayla biraz daha da tuş yapabiliriz. Şöyle. Evet, böyle olsun mesela. Tekrar buraya tıkladık. Gövdesini oluşturalım. Fırça aracını aldım. Şöyle bir gövde çizeyim. Bunu kapalı yapmamız gerekiyor. Yoksa içini dolduramayız. Şimdi tekrar kovayı aldık. İçini doldurduk. Ok işaretine tıklayıp sonra bu ağaçla bütünleştirelim. Evet, ağacımız oldu gibi. Şuradan arka plana gönderdik gövdesinde. Şimdi bunu seçili hale getireceğiz. Bu ok işareti seçiliyken böyle seçili hale getirdik ve gruplandırıyoruz. Gruplandırdığımızda bu tek bir resim oluyor ve istediğim yere götürebilirim.
Bununla birlikte kopyasını çıkarıp birkaç ağaç oluşturalım. Seçilirken kopyala diyoruz. Yapıştır, yapıştır. 2-3 tane yeterli şu an için. Şöyle aldım, yerleştirdim. Bu da burada dursun. Kimisi küçük, kimisi büyük. Şu arkadakiler biraz daha küçük olabilir. Evet, kara parçamızı bu şekilde ağaçlandırdık. Şimdi sıra güneşte. Onun için şuradaki daireyi seçip rengi ayarlayalım. Şöyle. Hemen şuraya bir güneş çizelim. Oldu. Fırçayı alarak güneşin ışınlarını çizebiliriz şu şekilde. O biraz uzak kaçtı. Onu silelim hemen. Tekrar fırçayı alıp şuradaki ışınımızı da yaptık mı güneşimiz tamam. Evet, sıra bulutlarda. Bulutlar için yine bu ok işaretini tıklayıp bu defa renk ayarını maviye getiriyoruz. Şöyle açık renk bir bulut olsun. Bunun için şuradaki yuvarlaktan yararlanabiliriz. Şöyle tıkladık. Bir tane küçük yuvarlak yaptık. Ok işaretine tıklayıp bunu kopyala, yapıştır diyelim. 3-4 tane yaparsak yeterli olur sanırım. Şöyle. Evet, hemen bu şekilde bir bulut oluşturduk. Bunu da yine seçili hale getiriyoruz ve grup yapıyoruz. Böylece onu da istediğimiz yere yerleştirebiliriz. Hatta şuradan şöyle çevirebiliriz de biraz. Şimdi bunu da kopyala, yapıştır dedik. İki tane bulutumuz oldu. Evet, bu şekilde arka planımızı tamamlamış olduk. Şimdi kod bölümüne geçelim. Ve burada şimdi ne yapacağız? Kukla seçeceğiz. Kukla seçmiyoruz. Yine çizim alanı diyoruz. Kod bölümünden de. Şimdi su damlacıklarını çizeceğiz. Bir tane çizsek yeterli olacak. Daha sonra kopyalayıp çoğaltacağız. Bu da hazır mavi varken su damlalarını da buraya çizebiliriz. Fırçayı alalım. Hemen bir tane su damlası çizelim. Şöyle büyükçe olabilir. Biraz daha yuvarlak hale getirebiliriz. Evet, ve içini dolduralım. İşte su damlamız hazır. Ona birkaç renklerle oynayarak göz çizebiliriz. Gözle ağız yapacağız. Biraz daha koyu kalabiliriz. Şöyle iyi gibi. Hemen bakın ok işaretini tıkladım. Kopyala, yapıştır dedim. Fırçayla içine beyaz noktacıklar yapıp göz bebeğini oluşturabilirsiniz. Evet, böyle bir yağmur damlamız oluştu.
Şimdi ok işaretine tıklayıp bunu seçili hale getirip gruplayalım bunu da. Seçtik. Bakın şuradan grupla dedik. Şimdi bundan birkaç tane kopyalayalım. 4-5 tane. Kopyala dedik. 1, 2, 3, 4, 5 tane olsun. Ve bunları şu şekilde yan yana getirdik diyelim ki. Şimdi hepsini bir grupluyoruz. Bunu biraz küçültüyoruz şöyle. Öyle iyi gibi. Evet. Su damlalarımız hazır. Bunları sahnede istediğimiz yere taşıyabiliriz. Şimdi bunlar buradan yükselip bulutlar oluşturacaklar. Ne kaldı? Evet. Sırada kodlaması var, programlaması var. Buna bakalım. Bunun için şuradan kod bölümüne geçelim artık.